Bu uygulamamızda Power Pivot ortamında bir ölçü, bir measure oluşturarak onun kullanımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Uygulamamıza bir bakalım. Yine standart verilerimiz, satışlar tablosunu açacağız ve alacağız veri modelimize Power Pivot ortamına. Bakın, biliyorsunuz ölçüleri ne için oluşturuyoruz? Bize ihtiyaç duyduğumuz karmaşık veya oranlar, bir hesaba ihtiyacımız var. Örneğin iki satış arasındaki farkı bulmak vesaire gibi böyle şeylerde hem DAX fonksiyonlardan hem aritmetik işlemlerden hem de sum'da, filter'da biliyorsunuz bu tür fonksiyonlarda kullanarak gelişmiş hesaplamalarımızı aslında pivot tabloda da ihtiyacımız olan bir şeyi yaratmak için kullanıyoruz. Bütün örnekleri bu bakışla ee, inceleyelim arkadaşlar. Ee, yine şu tablomuza tekrar dönüp bakalım. Ee, biliyorsunuz hesaplanmış alanlar oluşturabiliyor, hesaplanmış sütunlar. Bunlar veri tablosuna ekleniyordu. En çok yani en karmaşık e, diyelim e, Power Pivot kodlaması da. E, ölçüler, mecriler şu aynı zamanda Power BI'da da e, aynı zamanda diğer programlama ortamlarında ölçüler, mecurlar bu amaçla kullanılıyor. Örneğin bakınız bir sumX ile bir oran bulunmuş. İşte sumX filter yapılabilirdi. Şuna ilişkin önceki örneklerimizde yaptığımız gibi. Onun dışında DAX'ın 250 civarında fonksiyonu vardı biliyorsunuz. Onlarla ilgili metin işlemi olabilir, tarih işlemi olabilir. Arkadaşlar mantıksal işlem olabilir. Bunları yaparak yani bildiğiniz if biliyorsunuz kullanabiliyoruz. Bir takım hesapların ve sütunlar oluşturmaya hesaplar oluşturmuyor. Onları da pivot tabloda raporumuzu oluşturmak için kullanmamızı sağlıyor bu ölçüler. E, birlikte oluşturalım şimdi. Ondan sonra ilk satış diye bir ilk satış tarihini bulacağız arkadaşlar veriden güzel bir fonksiyon öyle bir ölçü çalışması yapılmış bakalım. verilerimizi elde edelim. dış kaynaklardan Excel'den alıyorum. Yine satışlar. X satırımızı kullandık. Satışlar tablomuzu aldık, yükledik. Bakın, ee, şimdi ee, şey bu tarafta şuradan tekrar gidelim. Ölçüler kısmı burada ölçüler, mecirler KPI'lar, ölçü, measure gidiyorum. Yeni ölçü mevcutları yönetmek için yeni ölçü niyecir diyorum. Ölçüm hangi satış hangi tabloda ölçü bir adına ilk satış diyorum. Ee, ilk satış. Şimdi ölçünün adı ne olmalı arkadaşlar? Çok sayıda ölçüler oluşacaksa onlara mecir ölçü falan diye adlandırılabilir kolay bulunsun diye konuyla ilgili olabilir. Ee, yani. Mantıklı bir isim vermek iyi olur. Dediğim gibi çok sayıda şey yapılacak. Alt tire koyuyorum. Şart değil. Yapmakta yarar var. Uygun isimler vermekte. First date galiba değil mi? Ondan sonra first date dedik. Neymiş? Ondan sonra aldım. First date dedikten sonra satışların ilk tarihini alıyorum. Satışlar tarihi. O tablodaki ilk tarihi bize verecek arkadaşlar. Ondan sonra tamam. ve denetlenebilir, bakılabilir. Başına ifti vesaire başka fonksiyonlarda bildiğiniz DAX sintaksıyla ile yazıyoruz. Sayı evet formatını buradan belirlebilir, tarih olduğunu e, buradan belirlemekte yarar var. Standart tarih e, bu şekilde kullanmakta yarar var. DDMMYY gibi. Evet, e, bu şekilde arkadaşlar. Bir diğer şeyimiz daha yapalım, bir ölçü daha ilk tarih, son tarih, iki tarih arası gün, son tarih dedim. Ondan sonra last date. Aa, tekrar geçeyim. Evet, orada görünüyor hesaplanmış alan gibi ee, hesaplanmış alan. Oradan da yazılabiliyordu. Aynı mantık. Ee, i̇ki satış arası gün date diffi kullanıyoruz. Aktif ee, ilk satış burada göreceğiz onları ee, noktalı virgül son satış gördük ee, net cinsinden D cinsinden e, gördük bu şekilde arkadaşlar ee, tarih çıksın vermedik yönete gidelim tekrar ee, işte bir şeycilik. Aceleye gelmiyor programcılık, yazılımcılık, egzelcilik her yani neyse. Acele ettikçe faturasını daha fazla ödüyoruz sonra düzeltmek için. <laughs> evet bir tane daha var. Bir de son satış bugün. Yani son satışla bugün arasındaki farkı bulmak isterseniz böyle bir şey arkadaşlar. Son satışla bugün arası fark. Dehtif. son satış. son tarih. Today. Yine day şeklinde arkadaşlar. Demek ki şeylerimiz bunlar. Oluşturduğumuz müce her zaman illaki eğerli şeyli karmaşık düşünmeyelim. Basit şeyler oldu. Ölçüler oldu ama önemli olan kullanıp bir rapor üretmek. O önemli arkadaşlar yaptık. E, tamam. E, şimdi pivot tablomuza gidelim. E, buradan da gidebiliriz. E, yönete gidelim. Ölçülerimizi oluşturduk. Pivot tabloya gidelim. Yeni sayfa diyelim. Pivot tabloda satır denen şeye müşteriyi alacakmışız. Şunu aldım satırlara koydum, sütunlara bir şey konulmamış herhalde e, ve görmüş olduğunuz gibi tutar ilk son satış iki tarih arası demişiz, tutarı alıyorum değerler kısmına, ondan sonra ilk satış tarihi, son satış tarihi, iki satış arasındaki gün, ondan sonra gayet güzel başarılı. Tabii iki satış arasında günün tarihini böyle değil de tarih olarak değil de onu yanlış yaptık belki bu da düzenlemeye çalışalım. Sayı bekliyoruz çünkü onun sayı olmasını bekliyoruz. Binler ayrıcına ve şeye de gerek yok. Sayı yani bildiğiniz. Evet tamam mantıklı. İki satışta arasındaki farkı bulduk. Böylelikle e, buradan sıralayıp değil mi aslında bir raporu bile. E, çimden elde etmiş olduk. Mal gruplarına ayrılabilir, bilmem ne olabilir. Böylece bir raporlamaya gidilebilir arkadaşlar. E, i̇sterseniz bir grafik çizebiliriz. E, tekrar bunun üzerinden. Şu numara biçimde vereyim. E, görmüş olduğunuz gibi e, şeyler böyle çalışmalar. E, bir e, ölçüler aracılığıyla şeyde işlemimizi yapmış olduk. E, diğer videolarımızda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.